merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Serkan Mursalı. Bu okçuluk camiasında 15 yıldır bulunmaktayım. 10 yıldır da antrenör olarak çalışmaktayım. İkinci kademe bir antrenörüm. Evet hocam, şu anda Çal ilçesinde, Denizli'nin Çal ilçesinde okçuluk kursu açıldı. Hı-hı. Ne kadar zamandır devam ediyor? Gelen öğrenciler hakkında bilgi verir misiniz? Yani bir ay oldu başlayalı. Hocam, katılan sporcuların hakkında bilgi verir misiniz? Hangi yaş grupları? Tamam. 2013 ve 2010'larla şu anda çalışmaktayız, ortaokul seviyesinde. Bunlara çeşitli 2013'ler bir grup, 2012'ler, 2011'ler ve 2010'lar diye ayrı ayrı gruplar halinde çalışmaktayız. Şu anda hangi aşamada? Hepsi şu anda bir kısmı bırakışa geçti, bir kısmı yay çekme aşamasında. Daha atışa geçemedik. Biraz daha çalışmalar gerekiyor. Bu ne kadar sürecek? Yani şimdi bu bireysel spor olduğu için bazılarında tabii ki daha birkaç bir ay daha çalışması gerekenler var. Ama haftaya atışa geçecek olanlar da var. Ona göre yavaş yavaş ilerliyoruz. Peki Çal'da okçuluğa ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? Şu an için potansiyel ve şey olarak, istek olarak bayağı yüksek seviyede. Daha duyuramadıkları, daha gelmek isteyip de gelemeyenler var. Şu anda kalabalıktan dolayı. Ama bayağı yeterli seviyede şey var, sporcu var. Peki okçuluk çocuklara ne katıyor diğer sporlardan farklı olarak? En başlıcası duruş bozukluklarını düzeltiyor. Her seferinde dik durmamız gerektiği için ve kolumuzu ve sırtımızı kullanmamız gerektiği için duruş bozukluklarında büyük fayda sağlıyor. Aynı zamanda her atışta tekrar tekrar odaklanmaya çalıştığımız için odaklanmamız, bir şeylere odaklanmamız daha da iyi oluyor. Ve bireysel bir sporlarda genel olarak şey, en büyük artısı özgüven artısı. Kendisi bir sporcu kendisiyle yüzleştiği için kendini geliştirmekte ve özgüvenini artırmakta. Şu anda çocukların en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi odaklanma sorunu. Evet. Bu velilere o yüzden tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Yani zaten burada işte bizim çoğu şeyimiz, en büyük şeyimiz hiperaktif çocukların yavaş yavaş düzelmesi ve mesela bazı veliler şey dedi, çocuğun testi sonu başından sona kadar oturup çözemiyordu. Ama şimdi artık oturup başından sona kadar çözebiliyor ve bunu soruları hepsini dikkatlice yapıyor diye gelişmeler var.